Oral FM, zamana değer katar. Saçtaki dökülme, kaşıntı, egzamaya bitkisel çözüm. Saçtaki rengi doğal rengine dönüştüren, alkol içermeyen, tamamen bitkisel ürünlerden oluşan Dermojin Saç Beyazlık Giderici Şampuan. Dermojin Sağlık Yaşam Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Mavi Dünya başlıyor. Hazırlayan ve sunan Tuğba Akbey İnan. Merhaba sevgili dinleyenler, Moral FM'e ve Mavi Dünya programına hoş geldiniz. Bugün de birbirinden farklı ve aslında bizim için önemli, yine bir okul gibi konuşacağımız bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Ama hemen öncesinde şöyle bir anonsumuz var. Özellikle İzmir'den bizi dinleyen dinleyicilerimiz varsa ve A grubu RH pozitif kanları varsa efendim, Doktor Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünde yatmakta olan bir hasta için acilen A grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Özellikle İzmir'de dinleyen dinleyicilerimiz için bu anons. Kan vermek isteyenlerin de 0535 844 4339 0535 844 4339 numaralı telefondan aramaları önemli, rica olunur diyorlar efendim. Bize şifa diliyoruz. Bugün tarihin sayfalarını biraz çevirmiş olacağız ama bize dönük tarafıyla elbette bunu konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle eğitim sistemimiz adına çok fazla konuşuyoruz ve neler yapılacağına ilişkin de adımlar atmaya gayret gösteriyoruz. Bazen bunu veli olarak, bazen eğitimciler kendi aralarında da yapıyorlar ama Osmanlı'dan bize miras olarak gelen Enderun Mektebi'nin bizim şu andaki eğitim sistemimize etkileri olduğunu ve böyle bir dönüşümle aslında başka bir yerden bizim hayatımıza girdiğini çok fazla bilmiyoruz. Tarihçi yazar Erol Kömür bizlerle birlikte olacak birazdan ve Osmanlı Devleti Enderun Mektebi'nde eğitim sistemi ve Türk eğitim sistemine etkilerini konuşacağız. www.moralfm.com.tr adresinden mesaj gönderi tıklayarak bize ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Bir de cep telefonlarınızdan moral yazıp boşluk bırakarak mesajlarınızı 3969'a iletebilirsiniz. Biz her zaman olduğu gibi güzel bir eserle Mavi Dünya'yı döndürmeye başlayalım. Sonrasında inşallah Erol Bey'le sohbeti başlamış olacak.
Sevgili Nihaller programımız tüm hızıyla devam ediyor. Osmanlı Devleti Endur'un mektebinde eğitim sistemi ve Türk eğitim sistemine etkilerini konuşacağız. Bugün Erol Kömür'le birlikte. Oyuncu hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Biraz sizi tanıyalım. Sonrasında aslında kitapla ilgili ve hem Endur'unla hem de Türk eğitimiyle ilgili pek çok yol kat edeceğiz. Belli ki sizin cümlelerinizle birlikte. İnşallah. Öncelikle Moral FM ailesine ve sizlere bu imkanı sunduğunuzdan ötürü teşekkürle başlamak istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Tanıtım kısmında herhalde biraz başarısız, beceriksiz bir sunum yapacağım. İsim Erol Kömür. Uzun yıllardır eğitimle iştigal ediyoruz. Öğretmenim, tarih öğretmeniyim. Bu çalışmanın başlangıcında özellikle yüksek lisans aşamasında yapmış olduğumuz tez çalışmasıyla ortaya çıkardı. Fakat hikayesi daha da eski. Tarihçi olunca malumunuz böyle seçkin kurumlara, değerli kurumlara ilginiz alakanız her zaman yüksek. Ve bu alakanın ilginin ürünü olarak da epeyce bir kaynak toplamıştık. Nihayetinde yüksek lisans çalışmasına başladığımız dönem içerisinde Ser'de eğitimcilikte olunca o dönem içerisinde yöneticilik kısmı da vardı. Hepsini bir araya toplayıp ortak bir potada değerlendirmeyi düşündük. Nihayetinde de böyle bir çalışma çıktı ortaya. Aslında kitabın ön söz kısmında da kendiniz de ifade etmişsiniz. Yani tarih öyle bir alan ki, evet zaman çok hızlı ilerliyor, geçiyor ama sizin nasıl baktığınız da tarih için artık çok önem arz eder bir hale geldi. Şimdi Endur'un mektebi de ve Türk eğitim sistemine etkileri de muhtemelen bu tarihin kırılma noktalarında böyle bir etki yokmuş gibi davranıldığı bir sürece de girmiştir değil mi? Bu konuyla ilgili ne söylersiniz? Şöyle, zaman aslında içerisinde yaşayanlar için pek farkında olunması zor kavramlardan bir tanesi. Ancak zaman zaman onun dışından şöyle bir süzmek, incelemek, irdelemek gerekebiliyor. Onu da biz zamanı geçtikten sonra belki de fark edebiliyoruz. Endur'un kendi içerisindeki yetiştirmiş olduğu kişiler için de bu durum söz konusu. Onların da bu akış içerisinde bazı şeyleri yakalamaları, yakalamamaları durumu söz konusu olabilir. Fakat nihayetinde bu Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki büyük dönüşümde o dönem içerisinde Endur'un'da yetişenlerin de katkıları büyük. Bundan ne mana çıkartabiliriz? Onlar kendi sistemleri içerisinde bir takım aksamaların, bir takım ihtiyaca cevap vermeyen meselelerin varlığını keşfetmişler ve bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Belki bugün yaşamış olduğumuz pek çok şeyde onların gayretleriyle, onların dönüşüm çabalarıyla yıllar içerisinde bırakmış oldukları mesaiyle ifade etmek, açıklamak mümkün olabilir. Şimdi siz Osmanlı Devleti Endur'un Mektebi'nde eğitim sisteminin Türk eğitim sistemine katkıları olduğunu söylüyorsunuz ama bu ilk geçiş döneminde oluşturulan eğitim sistemi anlamında bir katkı mıdır? Yoksa hala devam eden bir katkı söz konusu mudur? Şöyle, pek çok eğitim uzmanı, akademisyen eğitimin bir kültür müessesesi olduğunu, bunun kurumlarla, okullarla, içerisindeki insanlarla mutlaka bir bütün olduğunu ama salt bunlarla açıklamanın mümkün olmadığını ifade ediyorlar. Eğitim aynı zamanda toplumsal kültürle beraber yaşayan bir müessese. Bu açıdan baktığımızda hiçbir toplumun yaşantısı içerisinde eğitimi bıçakla kesip bir noktada sonlandırmanız mümkün değil. Kültürü bu şekilde hiç mümkün değil yani sonlandırmanız ve nihayetinde bunun bir sürekliliğinin olduğunu kabul etmek durumundayız. Eserimizi de incelediğimiz kurumların içerisinde bundan bol miktarda örnekler arz ettik. O kültürün devamının nasıl diğer kurumlar içerisinde yaşamaya devam ettiğini ifade etmeye çalıştık. Fakat bir de işin rasyonel boyutu, gerçekten kurumlarla yaşayan boyutu vardır. Bu kurum büyük bir devletin en büyük insanlarını yetiştiren bir kurum. Nihayetinde bu büyük devletin bu kurumdan sonra da o devleti idare edecek kişilere, o devleti idare edecek yetenekli idarecilere ihtiyacı vardı. Bunun yerine inşa etmiş olduğu, bu yöneticileri yetiştirmiş olduğu kurumlar bize Endur'un bir şekilde sürekliliğini sağlayan kurumlar olarak karşımıza çıkmakta. Bu açıdan bakıldığında aslında sadece isimler değişmekte, binalar değişmekte, tabelalar değişmekte ve günün gereklerine göre, ihtiyaçlara göre tekrar güncellemeler yapılmakta. Bu şekilde yaşamaya devam etmekte diyoruz. Yani biz ülke olarak son dönemlerde çok haremden söz ediyoruz. Böyle bir modelden ve
insanlara etkilerinden söz ediyoruz. Hala Gaia kuyusu gibi kimse içinden bir şey çıkartamıyor öyle bir halde, ama en derin çok konuşulan mevzulardan bir tanesi değil. Oysa daha sosyal boyutta ve daha halk içinde yapılan bir eğitim modelinden bahsediyoruz, ama siz bize biraz en derin mektebini de anlatabilir misiniz? Tabii ki. Aslında haremin ön plana çıkmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi bizzat Topkapı Sarayı'nın kendi görkemi. Temsil etmiş olduğu toplumun, temsil etmiş olduğu devletin görkeminden kaynaklanmakta. Endor'un ve harem birbirlerinin iz düşümü iki eğitim kurumu aslında. Hareme bir de o açıdan bakmak gerekiyor. Endor'un ifade edildiğinde, Endor'un çok iyi anlatıldı. Haremin de anlaşılması aslında olası ve mümkün. Tam derinlemesinin içerisini görmemiz mümkün olmadı. Alt küme gibi mi değerlendireceğiz o zaman? Tam alt küme değil aslında. Eşitler kümesi gibi. Öyle mi? Çünkü haremin içerisinden yetişen çok seçkin hanımefendiler de Endor'un çıkmalarıyla, yani Endor'undan mezun olanlarla evlilikler yaparak gitmiş oldukları devletin farklı vilayetlerinde, eyaletlerinde, sancaklarında bir nevi Osmanlı Sarayı'nı temsil ediyorlar. Aile olarak temsil ediyorlar. Salt hanedan ailesi mensuplarıyla evlilikler söz konusu değil. O kadar büyük bir kitlenin aynı zamanda Endor'un çıkmalarıyla da bir hayat kurduklarını çok rahat ifade edebiliriz. Aslında İslam'daki nikah müessesesinin en önemli şartlarından bir tanesi küfudur. Yani evlenen çiftlerin denkliği meselesidir. Biz fark ettiğiz ama nihayetinde hepimiz evlenmek durumunda olduğumuz için bu meselelerle bir Müslüman olarak ilgilenmek durumundayız. Tabii. Herkesin bir denge olacağı fikri değil mi bir anlamda? O denklik kısmı pek çok dönemde bir ekonomik denklik, sosyal denklik şeklinde düşünülmüş ama aslında denkliğin çok farklı boyutları da var. Eğitim ve kültür itibariyle denk olmaları gerekmekte bu kişilerin. Ve haremle Endor'un bu konuda temsil ettiği kişiler itibariyle birbirlerine denk kurumlar bile denebilir. Endor'undan bahsedecek olursa, şimdi Endor'un çok farklı ihtiyaçlardan ortaya çıkan bir kurum. Osmanlılar bu kurumu ilk inşa edenler değiller. Osmanlılar bu kurumu zirveye çıkartan ve gerçekten kendi ihtiyaçları şeklinde şekillendirmeyi başarabilen bir devlet. Pek çok araştırmanın giriş kısmında Endor'un tipi kurumların Selçuklu'da olduğundan, Abbasi'de olduğundan, çok yaygın şekilde Memlükliler'de olduğundan, hatta bazı ilk çağ tarihçileri bu kurumun eski Mısır'da bile olduğundan söz ederler. Aklın yolu bir diye bir malum söz vardır. Siz bir devlet yönetiyorsanız çok büyük bir organizasyon yönetiyorsunuz demektir. Bu organizasyon eğitimsiz kişilerle maalesef bir noktada arıza verecektir. O zaman sizin böyle büyük bir organizasyonu idare edebilmek için de eğitilmiş, seçkin ve sıradan olmayan kişilere ihtiyacınız var demektir. Bu şekilde düşünen bütün eski çağ ve orta çağ devletlerini bu tür kurumlar inşa etmeleri mümkündür, olasıdır. Osmanlı'da kendi coğrafyasının etrafında, kendi geçmişinden gelen birikimi, kendi yaşamış olduğu değerlerle bütünleşerek bu kurumu kendi çağında zirveye çıkartmış ve nihayetinde diğer ülkelere göre farkındalık yaratacak şekilde, onlardan farklılık ön plana bir adım ileriye geçebilecek şekilde bir kurum müessese ettiğinden dolayı da bir şekilde kurumunu kendisini zirveye taşımayı başarmıştır. Peki hep söylenen bir şey vardır. Hani her çocuğun kendi zekası ve farklı bir yapısı vardır. Şimdi Enderun'a baktığımızda Osmanlı bu farklı eğitimi farklı insanlara nasıl kılmış, nasıl bir farklılık oluşturmuş? Çok güzel bir noktaya değindiniz bence. Çünkü bugün bizim eğitimciler olarak da veliler olarak da yetişkinler olarak zorlandığımız en büyük meselelerden bir tanesi. Bunu Batı da sorguluyor, Amerika Birleşik Devletleri de sorguluyor, İngiltere de sorguluyor, Almanya da sorguluyor. Herkesin zekası aynı değil, herkesin yeteneği aynı değil. Ama biz bu bireylere genel bir eğitim yapıyoruz. Bunları nasıl ön plana çıkartacağız? 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 Bunları nasıl ön plana herkesi farklı farklı nasıl işleyeceğiz? Özellikle 1945'ten sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra insan haklarının ön plana çıkmasıyla beraber bireysel eğitim mantalitesi de yavaş yavaş gündeme gelmeye başlıyor. Bireyin kendi yetenekleri, kendi zeka düzeyi, kendi sosyal ve kültürel birikimi de göz önünde bulunduraraktan bir bireysel programa tabi tutarak bir yetişme, eğitilme durumu söz konusu ediliyor. Osmanlı bunu nasıl başarmıştır? Endor'un bunu nasıl başarmıştır? Endor'un arkasında çok büyük bir siyasal güç var.
Endur'un arkasında çok büyük bir ekonomik güç var. Bunlar bugünkü eğitim meselelerinin göz ardı edilmemesi gereken en önemli noktaları. Tabii biz tabii zamanında okulları olmasaydı bu milli eğitim evet. çok güzel idare edilirdi. Kültürünle yakın olduğumuz evet. için bunu çok algılayamayabiliyoruz zaman zaman. Ama şu noktayı da atladık galiba. En başından itibaren sizin bu çalışmayı yapma sebebiniz de üstün zekalı çocuklarla ilgiliydi. Doğru. Birazdan onunla ilgili de konuşalım, artık ara zamanımız da var. Bir de Selma Hanım demiş ki Ashab-ı Sufe ile Endur'un Mektebi arasında farklılıklar veya benzerlikler var mıdır diye. Bence çok güzel bir ilinti kurmuş Ashab-ı Suffa ile. Çünkü Ashab-ı Suffa Medine İslam Devleti'nin müesseselerinden bir tanesi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kurmuş olduğu mekteplerden bir tanesi. İşin dini değil de dünyevi tarafından baktığımızda orada bir devlet başkanı kendi davasını, kendi müessesesini, kendi organizasyonunu şekillendirmek ve gelecekte bu organizasyonu farklı noktalarda belirli bir sistematiğe dönüştürebilecek eğitimcilere ihtiyacı var. Rehber öğretmenlere ihtiyacı var. Aslında işin daha kolay kısmı değil mi bu? Ama evet. bize daha zor kısmı gibi geliyor. Yani bir şeyin devam etmesi için sürekli siz kendi için. Zihni yapınızı en doğru biçimde insana özgü ve insanın doğru eğitimi için ona yatırım kesinlikle yapmış oluyorsunuz. Öyle. Aslında doğru bir adım ama. Kesinlikle öyle. Ve o sistem yaşatıldığı sürece, o organizasyon yaşatıldığı sürece İslam devletlerinin büyüklüğünden, İslam devletlerinin fetihlerinden söz etmek, İslam devletlerinin çok farklı coğrafyalara ulaşmalarından söz etmek mümkün. Yani Ashab-ı Suffa'nın etkisi sadece Hazreti Peygamber dönemiyle kısıtlanmamalı. Zaten şey dediniz ya, hani Endur'un Osmanlı'da zirveye ulaşmıştır. Belki evet. oradaki başlangıç noktasını da oradan alıyor olabilir. Kesinlikle, kesinlikle. Mutlaka aralarında o diğer değerli alimlerinin bu müesseseyi kurarken onların vermiş oldukları fikirlerin içerisinde kendi dünyalarından numuneler, kendi dünyalarından misaller vermemiş olmaları düşünülemez. Sohbetimize devam edeceğiz. Sevgili dinleyenler, Erol Kömür'le birlikte hem Endur'un Mektebi'ne şöyle bir büyüteçle biraz daha bakmaya çalışacağız. Hem de şu an hem bizim aldığımız eğitimleri hem de şu an çocuklarımızın aldığı eğitimlerin bununla nasıl ilintili olduğuna ve sonrasında belki de aslında neler yapılması gerektiğine ilişkin de konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle üstün zekalılarla ilgili de Endur'un Mektebi'nin bize söyleyecekleri vardır diye düşünüyorum. Şimdi ara zamanı, aranın ardından Erol Kömür'le olan sohbetimiz devam edecek inşallah. Dermojenin Sağlık Yaşam Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Mavi Dünya kısa bir aradan sonra devam edecek. Sizden birini dinlemek için Moral FM. Sevgili dinleyenler, Moral FM'de Mavi Dünya programı devam ediyor. Tarihçi yazar Erol Kömür'le birlikteyiz. Endur'un Mektebi'ni ve Türk eğitim sistemine etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Biz kendi aramızda yaptığımız bir sohbeti ve aslında kitabın başlangıç cümlelerinden biri de o. Endur'un Mektebi'ni araştırma nedenlerinden biri üstün zekalı çocukların eğitim sistemini ve modelini araştırıyor olmak. Şimdi biz oysa şu dönemde inşallah üstün zekalı bir çocuğum olmaz duasıyla filan çocuklarımızı selamlıyoruz. Çünkü böyle bir eğitim modeli yok. Nasıldır Endur'un'da üstün zekalı çocukların eğitim modeli? Endur'un'da özellikle biz üstün zeka ya da üstün yetenek diye tabir etmiş olduğumuz bireylerin öncelikle bu yönlerinin tanımlanmış olması gerekir diye başlayalım sözümüze. Bunların seçim kriterleri neler? Nasıl toplanırlar? Nasıl seçilirler? Endur'a nasıl gelirler? En önemli problemlerden sorulması gereken en önemli sorulardan bir tanesi budur. Nihayetinde siz bunu tanımlayabilme, bunları belirleyebilme ehliyetine sahipseniz ardından bu işin eğitimini verebilecek bir modele, kapasiteye de sahipsiniz anlamını çıkartabiliriz ki öyledir de. Çok ilginç bir metoda sahip Osmanlı Devleti bu konuda ve pek çok uzman hala bu metodun daha ince detaylarına, daha ayrıntı çalışmalarına ulaşabilir miyiz gayreti içerisinde. Düşünün, saray içerisinden bu işte ehil olduğu söylenen devşirme eminleri tespit ediliyor. Yanlarına yeterli miktarda güvenlik personeli ve iaşesini temin edebilecek devlet görevlileri verildikten sonra 16. yüzyıl koşullarında Endur'un veya daha alt birimindeki ocaklara seçilebilecek devşirmelerin toplanması için
çıkıyorlar. Ve belirli kriterleri var. Bu kriterlerin içerisinde belirli bir millete ait olma kriteri söz konusu değil ama gayrimüslim olma, gayrimüslimlerin içerisinde de belirli bir bölgelerden toplanma gibi farklı kriterler var. Nihayetinde bu bölgelere ulaşıldığında öncelikle o bölgedeki Osmanlı idarecileriyle irtibata geçer. Ardından da gayrimüslim ahaliden toplanacağından ötürü o köyün, kasabanın ya da yerleşimin kilisesindeki en yüksek derecedeki din görevlisiyle irtibata geçilir. Vaftiz kayıtlarıyla beraber yine kanunun belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde ilgili çocuklar usulüne uygun bir şekilde onlar da yine kanunnamelerle ifade edilmiştir. Onlar sürüler halinde diyorlar. Yaklaşık 150 ila 200'er kişilik gruplar halinde İstanbul'a getiriliyorlar. Ve burada tekrar bir elemeden geçiriliyorlar. Bu arada Müslüman olmaları söz konusu. İstanbul'da Topkapı Sarayı'na geldikleri andan itibaren. Bu birinci elemeden geçtikten sonra bir kısmı Topkapı Sarayı'nın içerisinde Enderun'daki malum küçük odaya direkt olarak alınabiliyorlar. Bunlara içi olanları diyoruz biz. Ya da Osmanlı Sarayı'nın bir nevi alt şubesi olarak görülen Galata Sarayı gibi, İbrahim Paşa Sarayı gibi, İskender Çelebi Sarayı gibi, Edirne Sarayı gibi saraylarda bir ön hazırlık eğitimine tabi tutulup içlerindeki yetenekliler bir üst kademe olan tekrar Topkapı Sarayı'na yönlendiriliyorlar. Ya da daha az kabiliyet olduğu düşünülenler kapıkulu ocakları diye tabir ettiğimiz Yeniçeri ocaklarına ya da Sipahi ocaklarına yönlendiriliyorlar. Bu çok ilginç bir süreç. Bazen 7 yıla kadar ulaşabilen, bazen çıkma addedilmediğinden dolayı Topkapı Sarayı'na gönderilmediğinden dolayı ki Galata Sarayı'nda yaşanmış, isyana kadar dönüşebilen, aynı zamanda yani nihayetinde ikbal bekleyenlerin, sıra bekleyenlerin bir şekilde muratılarının yükseldiği saraylar da söz konusu. Fakat daha da ilginç olanı Topkapı Sarayı'ndakilerin durumudur mesela. Küçük odayla ve büyük odayla başlayan eğitim süreçleri, hazine odası, kilir odası, ardından has oda diye tabir ettiğimiz ve çok disiplinli, sistematik, usul, adab ve eğitim içeriği çok iyi teşkilatlandırılmış bir yapıda eğitim almaya devam etmekteler. Kabiliyetlerine göre biraz önce saymış olduğumuz odalardan birinden birine terfi etmekteler. Fakat bu terfi sırasında bir üst odaya terfi etme kabiliyeti, istidadı gösteremeyenler olduklarında onları da çıkma dediğimiz bir mezun olma usulüyle direkt olarak göreve atıyorlar. Yani sen işe yaramazsın, hadi bakalım git köyüne gibi bir uygulama söz konusu değil. Eğitimin hangi kademesinden ayrılırlarsa ayrılsınlar, kendi eğitim düzeylerine uygun mutlaka bir devlet görevine yerleştiriliyorlar. Bu da ya Kapıkulu Süvari Ocakları'ndan oluyor en alt kademeden düşündüğümüzde. Yukarıda Sancakbeyi, Beylerbeyi, vezirlik makamına kadar istihdam olanağına sahipler, görev başlama olanağına sahipler. Has odaya çıkanlar, onlar neredeyse artık hanedan ailesiyle sırdaş olma makamına da yükseliyorlar aynı zamanda. Onların içerisinden de çok seçkin devlet adamları, sadrazamlar yetişmiştir. İşte Sokulu Mehmet Paşa'yı bu konuda verebileceğimiz en büyük misaller olarak göz önüne bulundurabiliriz. Bizim kayıtlardan, sicilnamelerden ulaşabildiğimiz 180'e yakın vezirlik rütbesine çıkmış devlet adamı söz konusu. Bunu farklı kaynaklarda 300, 280, işte 160 gibi ifade eden uzmanlarımız da var. Ama neye göre değerlendirmişlerdir bilemiyoruz. O zaman benim anladığım kadarıyla hani devşirme de gayrimüslim de olsa bir aidiyet duygusu oluşturarak ve yavaş yavaş böyle bir sistemin içerisinde yoğrularak bu vezirlik makamına kadar yükselebiliyor insanlar. Yani o aidiyet bağını koparsalar belki aslında çok daha farklı şeyler olacak. Aslında sistem bizim düşündüğümüzden çok daha ilginç bir sistem. Devşirme nereden nereye devşiriyoruz? Bir, köyünden kasabasından merkeze devşiriyoruz. İki, zaten orayı fethettiği için mi? Evet, doğrudur. Bir kültürel devşirilme söz konusudur. Hiçbir okuma yazma bilmeyen bir ferdi alıyorsunuz. Döneminin en kültürlü, en donanımlı bireyi haline getiriyorsunuz. Böyle bir kültürel devşirilme söz konusu. Gayrimüslimlikten Müslümlüğe devşiriliyorsunuz. Müslüman oluyorsunuz. Belki de sistemin en büyük başarılarından bir tanesidir bu. Biz hümanist cümleler kurmaya alışık olduğumuz için herhalde bazen garip gelebiliyor bu devşirme hali. Devşirme meselesi hepimize garip geliyor ama hayatın içerisinde bin bir defa devşirildiğimizin belki farkında değiliz. Evet.
Bazen isteyerek, bazen istemeyerek, bazen bilerek, bazen devşirildiğimizin farkına bile varmayarak yaşamış olduğumuz toplum bizi devşirmeye devam ediyor nihayetinde. Peki sizin en derin mektebiyle ilgili bir araştırma yapıyor olmanız günümüz eğitimcisi olarak kanatlarınızı ne kadar genişletiyor? Kanatlarımızı ne kadar genişletiyor? Bilmem. Hiç böyle bir soruyla karşılaşacağımı düşünmedim işin aslında. Bunu da pek fazla ölçüp biçtiğimizi tarttığımızda söyleyemem işin açıkçası. Ama bir eğitimci olarak size çok farklı bakış açıları kazandırıyor. Evet, insan gerçekten eğitildiğinde çok farklı bir kimliğe, çok farklı bir kisveye bürünebilir. İyi bir eğitim almışsa gerçekten çok büyük işler de başarabilir. Ve bunu bir belirli sistematik içerisinde, belirli bir organizasyon, belirli bir kurumsal yapı içerisinde gerçekleştirirseniz o zaman çağın zirvesine çıkmanız sadece söylemde kalmaz, eyleme de dönüşür. Gerçekten zirvesine de çıkarsınız her açıdan. Aslında Endur'un ifade edilmesi gereken noktalarında, ulaşabildiğimiz noktalarda günümüze bakan çok yönleri de var. Endur'un en başarmış olduğu en önemli eğitim tarzlarından bir tanesi bireysel eğitim. Genel eğitimin ötesinde herkesin yeteneklerini, zekalarını, istidatlarını, kabiliyet ve kapasitelerine göre verilen bir eğitim. Biraz önce vurgulamıştık zaten, demiştik ki eğitimin hangi aşamasından ayrılırsa ayrılsın mutlaka toplumun içerisinde bir göreve mezun edilerek çıkma şeklinde Endur'undan ayrılıyor. Bu günümüzdeki eğitim kurumlarının neredeyse hepsinin ideali bir noktadır. Bugün pek çok özel üniversitenin, vakıf üniversitesinin veya özel kolejlerin reklamlarına baktığınızda reklamın alt tarafında küçük bir ibare vardır. Derler ki iş garantili. Yani bu gerçekten büyük bir başarıdır o dönem içerisinde. Yine vermiş oldukları eğitimde bazı yeteneklerin görsel sanatlar diye tabir edebileceğimiz minyatürde, çinicilikte, bezemecilikte, nakkaşlıkta çok ön plana çıktıklarını, bazı yeteneklerin hatta yazıda çok ön plana çıktıklarını, bazı yeteneklerin savaş oyunlarında çok ön plana çıktıklarını, kemankeşliği yani çok iyi ok atıcılığını bir sanat haline dönüştürdüklerini, belki bugün ölçülmüş olsalar dünya rekorları kırdıklarını, bazı yeteneklerin gerçekten dahiyane devlet adamı olduklarını, ki Sokollu projeleri bugün hala yarım kalmış projeler arasında yer almakta, 500 yıl ötesinden günümüz dünyasının bile ihtiyaçlarını karşılayabilecek projeler ortaya koymaktalar. Bu tür çok yönlülüğü göz önünde bulundurduğunuzda hep de haksızlık etmeyelim diyorsunuz, etkileri var. Haksızlığın ötesinde öğrenmemiz gereken eğitimciler olarak çok şey var diye düşünüyorum. Bunları gördüğünüzde siz eğitimci olarak gerçekten bir güven, bir altyapı, yapılabilecek çok şeyin olduğunu görüyorsunuz. Belki kanatlarınızı o yönde genişletiyor. Peki acaba bizdeki tek fark, evet, belli bir dönüşüm halini meslek liseleriyle hani baktığımızda, askeri liselerle bakıldığında evet bir hani model alma halini görüyoruz ama son zamanlarda üniversiteyle sadece ayrılan ve orada bıraktığınızda hiçleşen bir eğitim modeli de ortaya çıkmaya başladı. Yani bizden önceki kuşağa baktığımızda liseden, öğretmen okullarından mezun olanların bir eğitimci olabildiğine de şahitlik ediyoruz ama çok önemli dersleri aldığını, çok önemli adımlar attığını oradaki okuldaki öğrencilerden deneyebiliyoruz. Benim dedem mesela öğretmen okullarından mezundu. Gerçekten derinlik anlamında, aldıkları eğitim anlamında çok yönlü bir eğitimden söz ediyorlardı. Şimdi böyle bir üniversite öncesinde çok hiçleşen bir şey de var. Evet, bir model var ama sonra başka bir şeye dönüşen bir model de mi var? Şöyle bir sıkıntımız var aslında bizim modelin ötesinde. En büyük eğitim sistemi sıkıntılarımızdan bir tanesi, bireyi merkezden yönlendirmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki sen şu okula gittiysen ancak ve ancak şu okula gidebilirsin. Gelecekte de ancak ve ancak şu iş yapabilirsin. Aslında gelmiş olduğumuz eğitim altyapısında o kadar büyük değişimler, değişiklikler söz konusu ki kendimden misal vereyim. Ben ilk öğretim sonunda fen lisesini kazandım ve gitmedim. Ticaret lisesini eğitime devam ettim. Şimdi eğitimci arkadaşlar diyecekler ki hoca sen ne yaptın şeklinde. Duyabiliyorum hatta bu tepki dillendirdiğimizde pek çok arkadaş ortamında bu tür tepkiler geliyor. Ticaret lisesinden mezun oldum. Eşit ağırlık mezunuyum. Ama gittim bir sosyal branşı, bir tarih, hem de fen edebiyat tarihi seçmek durumunda kaldım. Demokratik bir ülkede yaşıyorsak gerçekten bireysel demokrasinin de olgunlaşmasını ön plana çıkartmaya çalışıyorsak, hedefliyorsak, birey hayatı boyunca yapabileceği şeylerden tat almadığı sürece, zihnen mukni olmadığı sürece, kalben belki huzura varmadığı sürece,
Milli itibariyle düşündüğümüzde temel ihtiyaçları karşılanmadığı sürece mesleğini değiştirebilir, branşını değiştirebilir, zevkleri değişebilir, renkleri değişebilir. Bu açıdan bakıldığında tabii ki merkezi sistematik bir planlama şart insan kaynaklarını yönetebilmek için, ama bireye kendi demokrasisini armağan etmek ve eğitimini kendisini şekillendirmesine imkan sağlamak gerek. Bugün öyle yetenekler var ki yeri gelmişken kendisini de rahmetle analım. Malum şu an cenaze merasimi yapılmakta olan önemli bir devlet büyüğümüz. Evet. Profesör Doktor Sayın Necmettin Erbakan'ı kaybetmiş bulunmaktayız ama kişilik ve kimlik olarak baktığınızda teknik üniversiteden mezun, çok değerli bir akademisyen, çok başarılı bir makine mühendisi, ama onu siz siyasetin içerisinde görüyorsunuz. Evet. Ve şu an konuştuğumuz mevzuya belki direkt olarak misal verilecek bir kişilik nihayetinde. Ve üstün yeteneklilerde bu hat seviyede farklı farklı alanlara olan eğilimleri ve farklı farklı alanlarda gerçekten başarılı olabilmeleri onların önünü açmak gerekir şeklinde özetlenebilir. Evet. Enderun'da uygulanan eğitim sisteminin alt bileşenlerinden zeka, yetenek, liyakat üstünlüğü, programlanmış yatılılık, zihin, duygu, beden gelişimine orantılı yer verme, sürekli gözlem, kontrol eleme, amaca pratiğe uygun öğretim programları, ana dili haricinde birkaç yabancı dil öğretebilme, eğitimin her kademesine istihdam garantisi, görgü ve adab eğitimi gibi konular hala modernlenebilecek nitelikteki özelliklerdir diyorsunuz. Gerçekten hani dinlerken ve okurken bile hepimiz için galiba insani olan eğitim modelinin bu olduğunu da fark edebiliyoruz. Fıtri olan eğitim modelinin ve bir çocuğun böyle bir modelle şekillendiğinde o söylediğin seçme hakkı da galiba ondan sonra beliren bir şey olabiliyor. Evet. Aslında saymış olduğunuz kriterler çok ilginç kriterler. Evet. Ve bu tespit edilen kriterler bizim bu alanın uzmanı değerli akademisyenlerden devşirdiğimiz kriterler. İşin açıkçası kendi şahsi görüşlerimiz değil ve bu konuda en büyük vurguyu yapan şu an sanırım Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Profesör Doktor Füsun Akarsu'ya ait üstün yetenekler ve zekalar üzerine en fazla çalışmayı yapan akademisyenlerden bir tanesidir aynı zamanda. Diğerlerinin de hakkını kesinlikle kendilerine takdim edelim. Evet, söz konusu insan ise burada eğitilmesi gereken insanın evrensel boyutta bazı eğitim kriterleri tespit edilmiş, uygulanmış ve başarıya ulaşmışsa bunlar bugün de modellenebilir, bunlar bugün de şekillendirilebilir. Mesela yıllar sonra ki Enderun'un zirvede olduğu dönemden 16. yüzyıl olarak bahsedeceksek 400 yıl sonra 1900'lü yılların 2000'li yılların başına gelindiğinde bugün hala diyoruz ki biz fen liselerinde, sosyal bilimler liselerinde başarıyı yüksek performansı elde edebilmek için yatılılık kısmına ihtiyacımız var. Evet. Günümüzden 100 yıl önce öğretmen okullarını kuran, bir dönem Marif Nazırlığı yapan, Milli Eğitim Bakanlığı yapan Emrullah Efendisi de aynısını söylüyor. Diyor ki öğretmen okullarında başarıyı sağlayabilmek için bizim leyli sisteme geçmemiz lazım. Geceli sisteme. Geceli sisteme, yatılı sisteme geçmemiz lazım diyor. Çünkü 24 saat esas bir eğitim gerekmekte. Ve Enderun'da model bu. 24 saat eğitim üzerine. Öğretim kısmı belki bizim daha sık konuştuğumuz mevzulardan biri olduğu için hani bunu bir bütün ve model olarak hayata tam olarak geçiremiyoruz galiba, değil mi? Yani biz öğretimi sürekli konuşur bir halde miyiz sizce de? Evet, öğretimi maalesef çok uzun süredir sürekli ön plana çıkartan bir yaşantıya sahibiz şu an. Öyle olmalı mıdır, olmalı mıdır tartışması bir yana, ikisi beraber olmalıdır. Ne öğretimsiz eğitimi ne de eğitimsiz öğretimi tam olarak şekillendirmek, tam olarak randıman almak, tam olarak ondan bir performans elde etmek mümkün olmaz kanaatindeyim eğitimci olarak. Bir de Enderun'u anlatırken insanların birbirine ne kadar saygılı olduğunu, özellikle hani öğrencilerin birbirlerine ve hocalarına saygılı olduğundan bahsediliyor ama sanki şöyle bir hani model de var. Bu insanın fıtratına çok aykırı olan yalnızca disiplin gibi bir şeymiş. Siz bunun araştırmasını yaparken bu hani labali olmayan hali düzeltiyorum. Saygılı olan hali nasıl değerlendiriyorsunuz? Bütünsel olarak araştırdığınız için soruyorum. Birbiriyle ilintili bağlantılı meselelerden söz ediyoruz aslında. Eğitimi bütün olarak görmek gerekiyor Enderun'un içerisinde. Ve gerçekten eğitimin yaşayan hali olarak biz bakıyoruz Enderun'a. 24 saat eğitim esasına sahiptir derken aslında onu vurguluyoruz. Hani ders bitti, zil çaldı, şu an teneffüsteyiz. Öğle arası, yemek molası
artık ara verdik. Saat 5:30 evlerimize gidebiliriz. Eğitim bitti gibi bir anlayış söz konusu değil Enderun'da. Enderun'da hayat sabah ezanından önce başlıyor. Herkes o yaşantının parçası ve herkes kendine belirlenen kurallar dairesinde o eğitimi sürekli devam ettirmek durumunda. Ve yatsı namazından sonra sonlanıyor Enderun'un eğitimi. Ve Enderun'un içerisinde bizim ak ağlar diye tamir ettiğimiz Enderun'da tecrübe kazanmış üst sınıfların yahut dışarıdan getirtilen hocaların veya şehzadeler aralarının sürekli belirli bir periyotta birbirleriyle nöbet devri daimi esasıyla öğrencileri gözlemlediklerini görüyoruz. Ve her bir gözlemci aynı zamanda Enderun ahlakına, Enderun adabına, Enderun disiplinine mugayir bir durum gördüklerinde derhal ikaz ediyorlar. Yani kesinlikle bir aisterevlik etmek söz konusu değil eskilerin tabiriyle. Hani bunu da göz yumalım, bu şu da şöyle kalabilir, geçebilir şeklinde bir durum söz konusu değil. Gözlemciler her zaman teyakkuz halinde ve ellerine almış oldukları eğitilmesi gereken kişilerin kimler olduklarının bilincindeler, farkındalar. Gelecekte onların nerelerde olacaklarının, olabileceklerin farkındalar, bilincindeler. Ve kendileri de o disiplinle bu bireyleri eğiterek geleceği hazırlıyorlar. Nihayetinde de böyle bir disiplinin ortamında siz ancak ve ancak parmakla gösterebilecek seçkin bireyler yetiştirebilirsiniz. Iskalamanız mümkün olmayabilir. Şu an hala Topkapı Sarayı'nın müze başkanlığını ifa eden değerli akademisyen İlber Ortaylı Enderun disiplinini nezaket boyutuyla izah ediyor. Onlar için Enderun beyefendisi, Enderun centilmenleri diye bir ifadesi söz konusudur. Saygıyla karşılıyoruz ve gerçekten çok yerinde bir ifade. O zaman sakin kalmadığını da anlamış oluyoruz değil mi? Ya. Yani üste giyilen bir gömlek gibi değil, bir eğitim değil. Modeli edeple harmanlanmış bir eğitim modeli olarak algılıyoruz. Peki hani sadece bilmediğim için cehaletime de verebilirsiniz. Osmanlı şehzadeleri Enderun'un neresinde kalıyor? Çok güzel. Yine ben o 24 saatlik eğitimden dem vuraraktan bahsedeyim. Harem'le Enderun zaten birbirleriyle bir kapıyla açıklar. Akalar Mescidi'nin arka tarafında hemen Enderun kapısından girdiğinizde yani Bavusade kapısından girdiğinizde Topkapı Sarayı'nda sol taraftaki en köşede Harem'le Enderun'un irtibat kapısı mevcuttur. Padişah Enderun'un bir parçası. Sultan Enderun'un bir parçası. Ayasofya ezanı okunup da Enderun'da cezan seslendirildikten sonra Ak Ağlar Mescidi'nde sultan mutlaka ve mutlaka olmak zorunda sabah namazında. Ve 7 yaşından büyük şehzadeleri de sabah namazında o mescitte olmak zorunda. Bu bir disiplin aynı zamanda. Ve şehzadeler de Enderun'un içerisinde bu eğitime tabi tutulan kimlikler ve kişilikler olmak durumundalar. Ancak son yüzyılın içerisinde belki de Enderun yerini diğer eğitim kurumlarına bıraktıktan sonra Şehzade Yan Mektebi adıyla yeni bir müessese teşkil ediyor şehzadelerin eğitimi için. Fakat klasik dönem diye tabir ettiğimiz bizim 15. 16. ve 17. yüzyıllarda şehzadeler de Enderun eğitimini alıyorlar. Almamaları söz konusu değil. Olamaz da nihayetinde siz bu devleti oradaki gençlerle gelecekte beraber yöneteceksiniz. Yöneteceğiniz kişiyi onlarla beraber hazırlamak durumundasınız. Onun bilincindeler. Sohbetimize devam edeceğiz. Aklımıza gelen tüm soruları sormaya devam ediyoruz Erol Kömür Bey. Sizin de sorularınız olursa sevgili dinleyenler moralfm.com.tr adresinden mesaj gönderi tıklayarak bize ulaşabilirsiniz. Bir de cep telefonlarınızdan moral yazıp boşluk bırakarak mesajlarınızı 3969'a iletebilirsiniz. Şimdi yine bir ara zamanı, aranın ardından programımız kaldığı yerden devam edecek. Güvenilir bir dost sesi duymak istediğinizde Moral FM. Dermoşin Sağlık Yaşam Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Mavi Dünya devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, Moral FM'de Mavi Dünya programı artık son bölümüne girmiş bulunmaktı. Tarihçi ve yazar Erol Kömür'le birlikte Enderun Mektebi'ni konuştuk. Aslında günümüze yansıyan ya da yansıyamayan kısımlarından da bahsettik. Özellikle dahi çocukların, üstün zekalı çocukların nasıl Osmanlı tarafından bulunup getirilip Enderun'da eğitildiği ve aslında bir süre sonra eğitimini tamamlasa bile onun bir iş istihdamı sağlayabildiğini gördük. Bizim eğitimimize dönük taraflarını da konuşmaya özen gösterdik. Ama ilkokula yeni başlamış çocuklar için arada hani birinci sınıf anneleri için belki de bu bilgiyi bilmek çok daha önemli ve gereklidir. Anne ve babaları için şimdi şey yapmış olmayayım ama böyle bir cümle sarf ettiniz. Neden daha iyi bilmeli? Neden daha iyi bilmeli? Şundan ötürü belki hatta belkinin ötesinde bilmesi gereken önemli hususlardan bir tanesi. Üstün yeteneklerin ve üstün zekaların erken tanımlanmaları, erken tanınmaları, özelliklerinin erken tespit edilmeleri, onların eğitim hayatlarını şekillendirme, eğitim hayatlarında doğru noktalara, doğru eğitim kurumlarına yönlendirilmeli adına büyük bir avantaj sağlamakta. Ülkemizde son yıllarda bu konuda yapılan çok da değerli çalışmalar var. Özellikle rehberlik araştırma merkezlerinin tanılama faaliyetleri. Peki o dönemin faaliyetleri nelermiş mesela? O dönemin tanılama faaliyetleri içerisinde kademeli bir tanılama söz konusu. Birinci tanılamada devşirme hususuna vurgu yaparken dikkat çekmiştik. Ehil devşirme eminlerinin ellerine verilen kanuni kriterler üzerine, kanunnamelerle verilen, tespit edilen kriterler üzerine bu çocukları toplayıp İstanbul'a getirdikten sonra ya da ilgili alt saraylara getirdikten sonra eğitim içerisinde de tanılama devam etmekte gözlemler yoluyla. Bir taraftan eğitimleri verilirken diğer taraftan eğitimlerine vermiş oldukları tepki de göz önünde bulundurularak bir üst eğitime hazırlanmaktalar. Ve bu en üst düzeydeki hasotada yerleşmeniz, hasotadan çıkmanız durumuna kadar, zamanına kadar rutin olarak devam eden bir faaliyet. Peki onun numunelerini bulmak mümkün oluyor mu? Yani Osmanlı'da her şey kayıt altında ama söz konusu eğitim, aile hayatı filan alınca bunlara ulaşmak çok daha zor olabiliyor. Burada böyle bir model var mı? Mesela onun örneklerine ulaşma şansınız oldu mu araştırma yaparken? Araştırma yaparken kanunnamelerde kayıtlı olan kısımları zaten onlara çok rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Bir de bu maksatla kaydedilmemiş ama bu kurumda yetişmiş, bu kurumda görev almış, bu kurumdan çıkmış kişilerin hatıratlarına, onların hakkında yazılmış ilgili tarih kitaplarına iki önemli değerli eser de var. Bizzat Enderun görevlileri tarafından yazılmış. Biri Hafız Hızır İlyas Ağa tarafından, diğeri de Enderunlu Mehmet Ata tarafından, Ataullah Efendi diye de geçer bazı tarih kaynaklarında. Onların koymuş oldukları diğeri beş ciltlik çok değerli eserler var. Neredeyse Enderun hayatını dakika dakika anlatıyorlar. Osmanlıca olarak mı kalmış? Osmanlıca. Günümüzde zannediyorum bir akademisyen arkadaş onu transkrip etmiş. Yani o günkü alfabeyi, bugünkü alfabeyi içerisinden herhangi bir çıkıntı, çıkma yapmadan orijinal haliyle değiştirmiş alfabesini. Fakat tarih araştırmacıların zaten böyle bir çalışmaya da pek fazla ihtiyacı yok. Onlar diledikleri gibi çok rahatlıkla okuyabiliyorlar. Bir de sarayın içerisinde bizzat resmi kayıtlar bulunmakta. İşte hangi törenin hangi kıyafeti giyerler, üzerlerine almış oldukları bahşişlerin, kıyafetlerin veyahut da ihsanların miktarları nelerdir? Hangi görevli nereye gider? Hangi şekilde çıkmıştır? Hangi şekilde istihdam edilmiştir? Veyahut da kendi gönül rızasıyla tamam ben saraydaki eğitimimi aldım, görev istiyorum şeklinde istidalar, yani dilekçeler de söz konusu. Bu kadar zengin bir arşiv materyalini, içerideki hatıratları, dışarıdaki tarih kitaplarını yan yana getirdiğinizde elinize çok önemli veriler birikmekte. Onu zaten eser içerisinde bir tablo halinde özetleyerek verebildik ancak. Ama şöyle bir şey de söz konusu, bu kadar muhteşem bir eğitim modeli 17. yüzyıl itibariyle kendini yenilemediği için gerileme dönemine de girmiş oluyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebini biz araştırmamızın içerisinde ilk girişinde de sonuç bölümünde de vurguladık aslında. En önemli eksiği Enderun'un geri dönüt mekanizmasının olmaması. Yani o sistematiğin içerisinde sahadan elde edilen tecrübelerin, yani çıkmaların görevlerine gittikten sonra elde etmiş oldukları tecrübeleri kayıt altına alarak bunu eğitimin bir parçası haline dönüştürmemiş olmaları.
Bu çok büyük bir sıkıntı. Mutlaka bunlar belirli bir dönemden sonra vezir rütbesiyle saraya geldikten sonra bunu kendi yaşantılarıyla paylaşmış olabilirler. Ama bunlar yazılı eserlere dönüştürülmediği için belki de eleştiri kültürü ve mantalitesi o dönem içerisinde oturmadığından dolayı sonraki kuşaklar onların yaşamış oldukları olumsuz tecrübeleri maalesef çok da net olarak görememişlerdir diye düşünebiliriz. Hı hı. Birinci husus bu olabilir. Model haline gelememiş yani eğitim anlamında, evet, değil mi? Son döngüyü tamamlayamamışlar. Hı. Bir diğer durumda şöyle izah edilebilir. Osmanlı'nın özellikle 17. yüzyılda 16. yüzyıl arasındaki siyasi tarihi sadece Osmanlı'nın kendi tarihi açısından düşünülmemeli. Çok büyük bir dönüşüme, çok büyük bir değişime sahne alan bir dünya söz konusu. Kürenin tamamına bakmak gerek Osmanlı'yı anlayabilmek için aslında. Coğrafi keşiflerden sonra yeni keşfedilen kıtalar, yeni keşfedilen zenginlik kaynakları, değişen ticaret yolları, Avrupa'da değişen zengin sınıflar, Avrupa'da iktidarın el değiştirmesi, yeni büyük devletlerin ortaya çıkması ve nihayetinde bunların da mücadele alanı en son olarak Osmanlı Devleti'ni seçmeleri. Bu devletin hem dış yapısına hem de iç yapısına mutlaka sirayet etmiş, etki etmiştir. En basit manada belki bu şekilde ifade edebiliriz. Yani devletin bekasını devam ettirememesi elbette en başta en büyük destekleyicisi olan eğitim dünyasını da sarsmıştır. Peki aslında sondan başa dönersek, hani belki radyolarını yeni açanlar da vardır. Dinledikleri kısım pek çok bölümü de kaçırmış olabilirler. Son soruyu tekrar, yani başta sormam gerekir, belki sonra da soruyor olabilirim ama Enderun Mektebi ile ilgili eğitim sistemini ve döngüsünü ve ideal noktayı bilmemiz Türk eğitim sistemi adına bizim bütünsel olarak bir değişimi mi gerektirecek noktaya ermemiz demek, yoksa ufak taklitlerle bile pek çok aşamayı aşmamız mı demek? Aslında çok büyük bir değişim toplum vicdanında da kamu düzeninde de her zaman büyük yaralara sebebiyet verir. Ama eğitimin içerisinde, eğitim bir tecrübe bilimidir aynı zamanda. Yani geçmişte yaşanmış iyi örneklerin, iyi tecrübelerin günümüz ihtiyaçlarına cevap vermesi durumunda yaşatılması anlamına da gelmektedir. Eğitim bir lab bilimi değildir, bir laboratuvar bilimi değildir. Hiçbir zaman yaşamış olduğunuz tecrübelerin de tekrar aynı şekilde sonuç vermesi de düşünülemez. Fakat biz bütün tecrübeleri göz önünde bulundurarak birey için en uygun olan yöntemi daima tercih etmek durumundayız. Bu açıdan düşündüğümüzde Enderun 500 yıllık bir tecrübedir. Hem de başarılı bir tecrübedir. Göz ardı edilemeyecek büyük bir tecrübedir. Bugün üstün zeka ve üstün yetenekler üzerine araştırma, çalışma ve uygulama yapan bütün kurumlar bu tecrübeyi kendi ilgi ve uzmanlık alanları, ihtisas alanları çerçevesinde incelemeye devam ediyorlar. Günümüzde bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren bilim ve sanat merkezleri bulunmakta. Sayısı şu an 50 civarında, 80 civarında hedefleniyordu. Önceki Milli Eğitim Bakanımız Sayın Hüseyin Çelik'in ifadesiyle tüm Türkiye'de her ilde bir bilim sanat merkezi projesi söz konusuydu ve bir şekilde bu proje yürütülmeye devam ediyor. Fakat bu kurumlarda tanınan öğrencilerimiz, bu kurumlara devam eden öğrencilerimiz hayata en iyi şekilde hazırlanırken normal okullarına devam etmekle birlikte kendi alanlarında, kendi yeteneklerinde, kendi kabiliyetlerinde nasıl geliştirilebilir sorusu bu kurumlarda görev yapan eğitimcilerimizin omuzlarına çok büyük bir yük. Gerçekten bu kurumlarda yakından tanışmış olduğumuz, beraber mesailerini paylaşmış olduğumuz arkadaşlarımız da çok büyük bir gayret içerisindeler. Dünyada ne yapılmakta, ülkemizde neler yapılmakta, geçmişte neler yapılmıştır. Onlar için de çok büyük bir soru işareti, aynı zamanda ilham kaynağı. Bu açıdan bakıldığında Enderun'un aslında en fazla ilgilenen kitle de burası. Ama şimdi siz anlatırken bir şey de kafamı kurcalamakta. Şimdi Enderun'a baktığımızda devşirme usulüyle öğrenciler geliyor, okulda bir eğitim alıyorlar. Şimdi Türk eğitim sistemine baktığınızda aile ve okulla gitmesi gereken bir model var. Yani birinin eksik kalması diğerini de yansıyan bir hale dönüşüyor. Bu olayın çıkmaz tarafını da oluşturmuyor mu? Ya da çıkılır tarafı mıdır? Yani? Paradoksla soruyorum. Bir fikrim olmadığı için. Aslında şöyle düşünmek lazım. Osmanlı siyasal sistemi içerisinde farklı bir devlet. Enternasyonel bir devlet aynı zamanda. Uluslararası bir devlet.
Gerçi biz bugün ulusuz diyoruz da o da akademisyenlerin, siyaset bilimcilerin hala tartışmış oldukları bir kavram. Ulus muyuz değil miyiz şeklinde. O tartışmaya hiç girmeden bugün biz demokratik bir cumhuriyette yaşadığımızı düşünürsek elbette bireyin bireysi olarak ben bunu istiyorum demesi gerekmekte. Birey bunu 18 yaşından önce hukuksal sistemin içerisinde kendi rızasıyla diyemediğinden ötürü tabii ki burada sürecin içerisinde velileri katmak gerekmekte. Ama velilerin sürecin içerisinde ne kadar olması gerektiğine de mutlaka eğitimciler karar vermeli. Evet, velisiz bir öğrenci profili bugün düşünmek mümkün değil. Çünkü biraz önce ifade ettik, leyli dedik, akşamlı dedik, 24 saat eğitim üzerine inşa edilmeli eğitim sistemi dedik. Ama bir öğretmenin 24 saat boyunca eski sistemdeki gibi bir mürebbilik yapması, bir lalalık yapması, bir rehber olması mümkün değil. O açıdan en azından ebeveynlerin de, velilerimizin de çocuk eğitimi hususunda, insan eğitimi hususunda eğitimcilerle işbirliği halinde pek çok şey bilmesi gerekmekte. Dolayısıyla başka beraber bir beraber yürümek zorunda. Evet. Başka bir şeye dönüşüyor. Artık programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum programımıza teşekkür katıldığınız için. Efendim. Son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak mesajımız sanırım dinleyicilerimizi de göz önünde bulundurarak öncelikle bu imkanı sunduğunuzdan ötürü tekrar teşekkür edelim. Teşekkür bu konuyu geniş kitlelere yayma imkanı bulduğumuzdan ötürü. Son olarak söyleyeceğimiz bu tür tecrübelerin gündelik koşuşturmaların, hesaplaşmaların dışında uzman gözüyle, akademik düzlemde ve gerçekten evrensel boyutlarıyla değerlendirilip varsa damla kadar bir tecrübenin mutlaka onun değerlendirilmesi yönünde olacaktır. Peki hani eğitimcilerde bizi dinleyenler varsa kitaba nasıl ulaşabilirler onu da son olarak söyleyeyim. Kitabımıza internet üzerinden www.sahafbank.com adresinden çok rahatlıkla ulaşabilirler. Dağıtım konusunda sıkıntıya düştük. Onu da açıkça ifade edelim. Güzel. güzel bir şey. O şekilde ulaşabilirler çok rahatlıkla. Sahafbank.com adresinden. Çok teşekkür ederiz bir kez daha. Sevgili dinleyenler, bugün Enderun Mektebi'ne şöyle bir büyüteçle bakmaya özen gösterdi ki kendi eğitim sistemimize ve kendi dönüşümümüze de bir parça bakmış olalım diye. Belli ki konu çok uzun ve birkaç programda bile konuşulabilecek derinlikte. Osmanlı Devleti Enderun Mektebi'nde eğitim sistemi ve Türk eğitim sistemine etkilerini konuştuk yani Erol Kömür'le birlikte. Yarın inşallah saatler 12.30'a gösterdiğinde bu frekansta yine sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. www.mavidunya.biz adresinden bize her zaman ulaşabileceğinizi hatırlatarak programı nihayete erdirelim.